Efendim hoş geldiniz, safalar buyurdunuz. Düşün ey insan, düşün. Evvela bu dünyadaki tek haysiyetinin düşünmek olduğunu düşün. İddialı bir cümle. Acaba tek haysiyetimiz düşünmek mi? Bugün bunu tartışacağız. Bir yandan Asaf Halet de diyor ki, bilmemek bilmekten iyidir. Düşünmeden yaşayalım mağara. Gerçekten bilmemek bilmekten iyi midir? Neden bilmemek bilmekten iyi olsun? Düşünmeden yaşamak bize ne kazandırır? Düşünmeden yaşamalı mıyız? Bugün bunları konuşacağız. Harika iki konuğum var. Birazdan sizlerle birlikte olacağız. Ama her zaman yaptığımız gibi programımıza Allah kelamıyla başlıyoruz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِي كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما صدق الله العظيم Efendim tekrar hoş geldiniz. Safalar buyurdunuz. Gecenin sehere yakın bu vaktinde bizi birbirimizle buluşturan Rabbimize şükürler olsun. Sofranıza, muhabbetinize ortak olmaya geldik efendim. Hemen konuklarımı tanıtayım. Programımıza, muhabbetimize başlayalım. Gaziantep Üniversitesi Felsefe Bölümü öğretim üyesi
Sayın Mehmet Sabri Genç Hocam. Hocam hoş geldiniz, sefalar buyurdunuz. Teşekkür ederim, sağ olun, hoş bulduk. Eyvallah. Ve kıymetli yazar ağabeyim hocam Muhammed Erdemir. Ağabeyim hoş geldiniz, sefalar buyurdunuz. Hoş bulduk, sefa bulduk. Eyvallah. Şimdi programın başında hocam Asaf Halet'ten "Bilmemek bilmekten iyidir, düşünmeden yaşayalım mağara" şiirini okudum. Bilmemek neden bilmekten iyi olsun? Ya da düşünmeden yaşamak bize ne kazandırır? Izdırapsız mı yaşarız? Düşündükçe ızdırabımız mı artar? Ne dersiniz bu konuda? İlk önce size söz vereyim, sonra Muhammed Hocam'a döneyim. Buyurun hocam. Şimdi galiba İlber Hocamız bunu söylemişti. Cehalet büyük bir mutluluktur diye. Gerçi cehalet mutluluktur sözü çok sık rastlanılan bir söz de. Bilmemek bilmekten iyidir. Tabii ki orada bir ironi söz konusu. Hmm. Neden iyidir? Zıttıyla, yani bunu zıttını düşünerek açıklayabiliriz. Aslında iyi bir şey değil elbette. Ama çok şey bilmek ya da bir şeyleri bilmeye başlamak insanı zaten ne kadar az bildiğini bir şekilde hissettirir. O yüzden zor bir yoldur. Platon'un akademiyasının girişinde "Geometri bilmeyenler giremez" yazısı asılıdır. Bu yazıyı Heidegger şu şekilde yorumluyor: "Zaten biliyorum diyen giremez" diyor. Ha. Yani zaten biliyorum diyorsan içeri giremezsin. Ama bir şeyler biliyorum ya da bir şeyler bildiğimi sanıyorum. Bu bildiklerim doğru mu yanlış mı veya bu bildiklerim perde arkasını merak ediyorum diyorsan girebilirsin akademiyadan içeriye. Günümüzde Asaf Halet'in yaşadığı dönemde de hakeza. Zaten biliyorum diyenler zaten mutlular. Biliyorum diyenler mutlular. Zaten biliyorum diyor adam. Hmm. Ama tabii bu bildiği anlamına gelmiyor. Tam tersi. Zaten biliyorum demek işin kolayına kaçmaktır. Peşiyle hakikatin kapısını kendi elinle kapatmaktır. Hakikat da acıtır. Kolay değildir yani. Hakikatle buluşabilmek, hakikatle karşılaşmak, hakikati bilmeye çalışmak, merak etmek. Bu bir varoluşsal süreci de beraberinde getirir. Evet. Bu kolay bir yol değildir. Çok çetin bir yoldur. Hmm. O sebeple bu yola girmek mi yoksa bu yoldan beri olup her günün aynı şekilde, her saatin, her anın birbirine benzer şekilde yaşayıp, yiyip, içip, uyuyup, tekrar aynı şeyleri tekrar edip, gününü bir şekilde tadını çıkarıp, hiçbir şey düşünmeden, bilmeye çalışmadan yaşamak mı daha kolay? Bu çoğu zaman tercihten de öte bir şey. Yani bizim kültürümüzde ya da anlam küremizde ayrım vardır. Havas ayrımı. Dolayısıyla avam seviyesinde yaşamak elbette yani bir havasın yaşamı gibi değildir. Belki daha kolaydır birçok hususta. Çünkü sorumlulukları bellidir. Ya da kendisine sorumluluk kendisi için sorumluluk bir şekilde arz ettiği şeyler bellidir. Yani hocam bildikçe hem ızdırabımız artar hem sorumluluklarımız artar. Artar tabii ki. Yani bilmek ama neyi bilmek yani, bir de o var. İşte o asıl. Yani her şeyi bilemiyoruz biz. Yani ben mesela şunu bilemeyiz. İşte neden Gaziantep'te dünyaya geldim de Hindistan'da dünyaya gelmedim sorusunun cevabı yok. Bunun cevabı dolayısıyla yok. Dolayısıyla insanı aslında daha çok insana daha çok acı veren şey bilemedikleridir ya da belirsizliklerdir. Çünkü insan beyni belirsizlikleri kabul edebilecek bir enerjiye sahip değildir. Dolayısıyla anlamlandıramadığı, kafasında belirsiz kalan şeyler insana çok acı verir. Ama bu yine hangi belirsizlikler? Yani normal gündelik hayattaki belirsizlikler mi? Mevzu bahis ilimse, ilmi meraklar neticesinde ortaya çıkan belli sorulara veremediğin cevaplar ya da o noktadaki belirsizlikler mi? Bir alime efendime söyleyeyim sorduğu soruya cevap verememesi elbette acı verir. Ama bunun peşini bırakmaz. Ama bu gündelik hayattaki acılar ya da ızdıraplarla
kıyaslanamaz ya da karşılaştırılamaz. Evet. Bu başka bir haldir. Başka bir durum. Yani şimdi mesela işte Einstein görelilik teorisini, ya şunu, şu teoriyi ileri süreyim de insanlığa bir faydam olsun diye yapmamıştır. Salt merak üzere yapmıştır. Ya da büyük filozoflar ileri sürdüğü teorileri, nazariyeleri, ya şunu yapayım da işte topluma faydalı olsun diye yapmaz aslında. Kendileri için mi yapmışlar? Salt merak için. Yani bir şeyi merak ettiği için yapmıştır. Öz doyumları için. Evet. Dolayısıyla işte Aristoteles tarihin en büyük, en önemli düşünürlerinden, filozoflarından, temel filozoflarından. Zaten Aristo ekmel demek, üstün demek bir lakap, ünvan. Şimdi Aristo'nun özel hayatında büyük acıları var mesela. İşte çok aşık olarak evlendiği söylenir. Hı hı. Ama aşık olduğu kadın doğum yaparken vefat etmiştir. Şimdi biz bu işin tırnak içerisinde söylüyorum, biraz daha magazinsel tarafı gibi gelir bize. Ama Aristoteles için bu özel acısıdır belki. Ama tutup da bunu 6 ciltteki Organon adlı eserine yansıtmaz. O ayrı bir kulvardır, bu ayrı bir kulvardır. Ama hayatın manası da ızdıraptadır yani. Ama bu yine hangi ızdırap, hangi acı? Hayatın manası ızdıraptır. Izdıraptadır. Izdıraptadır. Evet, bu özellikle rahmetli Teoman Dural hocam bunu çok söylerdi. Yani ızdırapla acı arasında da bana göre fark var. Yani ızdırap öğrenilmiş, acılardan öğrenilmiş ve bu acılardan öğrendiğini katık yapmış kişilerde çok derinlerde gizli olan şeydir. Evet, evet. Büyük dertlerdir ve bu büyük dertler yine rahmetli Kemal Ural'ın deyimiyle büyük dertler dilsizdir. O yüzden o dilsiz ya da sükût halinde olan dertler ızdırap çekiyor. Eğer edebiyatçıysan satır aralarına ya da satırın niteliğine, perde arkasına yansır elbette. Evet. Musikişi nazsan müziğine yansır. Ressamsan fırçalarına yansır, boyana yansır vesaire vesaire. İlham olur. Yani ızdırabı bir sanatçı ya da bir ilim adamının ortaya çıkarış şekli de farklıdır. Farklılıklar arz eder. O yüzden hangi ızdırap, hangi acı, bunlar konuşulmalıdır. Bir ilim adamının acısı, işte Arşimed'in acısı suyun kaldırma kuvvetini bulmaktı belki. Evet. Bulduğunda da bir hayretle evreka diye dışarı fırlıyor falan, meşhur hikayedir. Evet. Peki hocam, şimdi siz felsefeci gözüyle mevzuya baktınız. Bir de edebiyatçı gözüyle mevzuya bakalım. Şimdi evet. Hocam ne der bu konuyla ilgili? Şimdi ben hocamın bıraktığı yerden alayım. Buyurun. Bilgi ya da bilmek bizatihi sorumluluk gerektiriyor. Bir sorumluluk veriyor. Alanımız ilahiyat değil ama İslam'ın mesajı evrensel olduğu için o bağlamda düşünelim. Allah-u Teala İslam'ı gönderdiğinde iki kritik aşaması var bunun. Birincisi insanlara bireysel bir özgürlük tanıması. İkincisi de bu özgürlüğe bağlı olarak bir sorumluluk yüklemesi. Şimdi elinizde bir özgürlük olduğu zaman inanıp inanmama serbestiyeti de devreye giriyor. Allah'ı buluyorsunuz. Allah'ı buldunuz. Artık Allah'ı biliyorsunuz. Bu bağlamda bir sorumluluk üstleniyorsunuz. Artık hayatınızı eskisi gibi yaşayamazsınız. İnandığınız, bildiğiniz andan öncesi ve sonrası. Yine ben tabii hocamın disiplinine fazla sıçramak istemiyorum ama Sokrat için tam burada yeri ama. Kendini bil, kendini tanı ifadesi değil mi? Sokrat'a atfedilir. Kendini tanımak da ilişkili bilgi ve bilmek konusu. Edebiyat da tam olarak aslında burada doğuyor. Edebiyatçı ya da sanatçı diyelim, daha genel manada bunu ifade edelim. Sanatçı kendini bilmeye çalışan, kendini anlamaya çalışan, kendini tanımaya çalışan kişi. Tabiri caizse ruhunun labirentlerinde dolaşırken kendisine ait sırları, kendisinin bile bilmediği gerçekleri keşfediyor. Ve sanat bu arayışın bir ürünü olarak ortaya çıkıyor. Böyle düşünmek gerekiyor. Elbette ki her bilgi türünün kendi içinde özellikleri ve kategorileri var. Yani biz bir Einstein gibi ya da Oppenheimer gibi dünyayı göremeyiz ve yorumlayamayız. Fakat edebiyatçının sahip olduğu bilgi onun dünyayı ve kendini anlamasını kolaylaştırıyor. Tam tersi, bilmemek beraberinde cehaleti ve sorumsuzluğu da getiriyor. Bilmediğiniz bir alandan sizi sorumlu tutamaz. İşte ben edebiyat öğretmeniyim. Anlatmadığım bir dersten, göstermediğim bir yerden öğrencilerime soru soramam.
onlardan bunları bilmesini bekleyemem. En basit ifadesiyle böyle. Edebiyatçının birazcık da toplumsal sorumluluğu bağlamında düşünürsek, edebiyatçı toplumun önünde giden bir insan. Öyle konumlanıyor. Ve bazı hakikatleri, bazı problemleri, bazı düğümleri herkesten önce keşfediyor ve fark ediyor. Edebiyatçı burada bu keşif ve fark edişin neticesinde mevcut bilgiden hareketle sorunu ortaya koyuyor. Biz elbette çözüm üretemeyiz. Çözüm üretmek gibi bir pozisyonda durmuyoruz. Fakat sorunu ortaya koyuyor, teşhis ediyor. Yaşadığımız dünyanın içinde bulunduğu problemleri düşünürsek, işte görünürde giderek özgürleşen, fakat esasında tüm bilgileri ve verileri bir takım büyük şirketlerin, küresel kapitalizmin eline teslim edilmiş bir pozisyondayız. Bu aslında hepimiz için problem. İşte şöyle, bu büyük problem bizim için. Çok büyük bir problem. Fakat günümüz edebiyatçısı bunun ne kadar farkında? Ben özellikle Türk edebiyatında milli mücadele dönemini, ondan önce de mütareke dönemini işleyen romancıları çok değerli bulurum. Çünkü biz bugün o günlerin hatıralarından ziyadesiyle uzaklaştık. Batı edebiyatında ise İkinci Dünya Savaşı dönemi ve sonrasında yazan romancıları çok değerli bulurum. Biz o savaşı yaşamadık çünkü, çok şükür. Evet. Milyonlarca insanın ölümüne şahit olmak gibi bir felakete uğramadık. İşte edebiyatçı bunların bilgisine sahip olup bunu nasıl değerlendiriyor? Buna bakmak gerekiyor. O dönemin bizden bir kuşak önce, belki iki kuşak önce, 50 yıl önceki, 60 yıl önceki edebiyatçıları bu hakikatin ve bilginin içinde kendilerini ve toplumlarını aradılar. Bu gerçeğin peşinde koştular. Günümüz edebiyatçısı ne kadar bunun farkında? İşte o verilerin ve bilgi yığınının içinde toplumunu, kendini nasıl arıyor, hakikati nasıl arıyor? Din çerçevesinden bakarsak Allah'ı nasıl arıyor? Bunları düşünmek gerekiyor. Epey şey bir konu. Tafsilatlı ve çok yayılmaya müsait bir konu. Evet. Böyle diyelim, söyleyelim. Evet. Peki sadece edebiyatçı olarak bakmak doğru mu hocam? Sanatçı da diyebilir miyiz yani? Genel, evet. Yani genel, daha ya da alim. Daha üst çerçeveden düşünmek lazım. Her zaman edebiyat nihayetinde güzel sanatların bir formu. Aslında diğer sanatları da çok rahat ve hızlı bir şekilde bünyesinde toplayabiliyor. Tam olarak günümüzün ifadesiyle disiplinler arası bir yaklaşım sergiliyor aslında. Dolayısıyla sanatçı demek daha doğru, evet. Çünkü hangi sanat dalıyla uğraşırsa uğraşsın, sanatçının yapmaya çalıştığı şeye bakarsanız bunu görürsünüz. O insana dair bilgiyi kavrama, kendini bilme, kendini tanıma ve bunu ifade etme yollarını araştırma. Yoksa elbette o meşhur, çok yaygın olarak bilinen Güneş Altında Söylenmemiş herhangi bir söz kalmadı. Zannediyorum üretilmemiş bir sanat eseri de kalmadı. Özellikle günümüzde böyle postmodern sanat ya da performans sanatı adı altında yapılan işlere bakarsanız artık yapılmayan hiçbir şey kalmadı. Fakat büyük sanatçı ve büyük eser bu kalabalığın içinden işte o farkındalıkla sıyrılıyor. Bir sanatçı o kendini nasıl kavruyor, kendini nasıl tanıyor, bu bilginin peşinde nasıl koşuyor? İki, bunu toplumuna, içinden çıktığı, kendisini var eden, yaşatan, o günlere getiren topluma bunu nasıl aktarıyor? Nasıl aktarıyor? Evet. Peki hocam, Gaziantep imsakına çok kısa bir süremiz kaldı. Şimdi Kur'an-ı Kerim'e göre insanı insan yapan, onun her türlü aksiyonlarına anlam kazandıran ve ilahi emirler karşısında insanın yükümlülük ve sorumluluk altına girmesini sağlayan akıldır. Dinen mükellef olmaya esas teşkil eden akıl, birinci anlamdaki akıldır. Kur'an-ı Kerim ancak bilenlerin akledebileceğini söyler. O başta konuştuğumuz bilmek ve bilmemek mevzu. Şimdi Müslümanlar olarak akletmeye gereken ihtimamı gösteriyor muyuz? Kur'an'ın işaret ettiği akletmek, düşünmek, düşünmeye sevk etmek bizim için yeterince önemli mi? Toplumumuz için önemli mi? Bunu soracağım inşallah. Son sularımızı içelim. Gaziantep imsakından dönüşte soruyu cevaplandıralım. Efendim, az sonra birlikteyiz. Efendim tekrar hoş geldiniz. Safalar buyurdunuz. Ekranlarını yeni açan izleyicilerimiz için Gaziantep'teyiz. Bugün konuklarımız Mehmet Sabri Genç Hocam ve Muhammed Erdevir Hocam. Her ne kadar felsefeci ve edebiyatçı diye ayırsam da
Hepsi bir arada, üçü bir arada hatta. Hem Sabri Hocam'ın edebiyatçı kimliği ve romanları var, hem de Muhammed Hocam'ın felsefeye dair yazdığı eser var. Merakı diyelim. Peki, öyle diyelim. Hocam, akıldan ve düşünmekten bahsediyorduk. Şimdi Kur'an akla ve düşünmeye çok önem veriyor diye kapatmıştık ilk bölümü Gaziantep imsakıyla. Şimdi ben bugün biraz araştırma yaptım hocam. Kur'an'da akıl kelimesi fiil olarak 49 yerde geçiyormuş. Yani akletmek, aklını kullanmak, aklını erdirmek gibi fiiller. 49 yerde geçiyor. Bununla beraber nice ayetler var. Şöyle biten: akletmez misiniz? Düşünmez misiniz? Onlardan birini, birkaçını okuyayım. Estağfirullah. Geceyi, gündüzü, güneşi, ayı sizin istifadenize vermiştir. Yıldızlar da onun emrine boyun eğmiştir. Bunlarda akıl edenler için dersler vardır. Nahl suresi. Akledesiniz diye Allah size ayetlerini böyle açıklamaktadır. Bakara suresi. Andolsun biz Kur'an'ı zikir için kolaylaştırdık. Fakat öğüt alıp düşünen var mı? Kamer suresi gibi ayetlerimizde hocam akletmek, düşünmek, düşünmeye sevk etmek geçiyor. Dinimiz akıl dini diye söylüyoruz. Toplumumuz düşünmeye yeterince ihtimam gösteriyor mu? Bu konuyla ilgili ne diyorsunuz Sayın Sabri Hocam? Sonra Muhammed Hocam, sizin de konuyla alakalı araya girmek istediğiniz, söylemek istediğiniz varsa lütfen buyurun. Buyurun hocam, sizden alın. Şimdi bu soru çok önemli bir soru elbette. Ben ilahiyatçı değilim ama Kıraç Köyü'nde hocası değiliz. Yani az çok işte babamızdan, atamızdan bildiklerimiz de var. Felsefeci kimliğimiz var. Belki bir nebze olsun cevap verebiliriz buna. Çok mümbit bir soru. Çok önemli bir konu. Hatta en önemli sorunlarımızdan biri bu. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de müteşabih ve muhkem ayetler vardır. Muhkem ayetler hüküm veren ayetlerdir. Muhkem ayetleri tevil etmek ya da üzerinde düşünmek, akletmek, bu efendime söyleyeyim zorunlu değildir. Yani hüküme uyacaksınız. Elbette yine onun neden öyle olduğunda belki araştırırsınız, merak edersiniz, bilmek istersiniz. Ama müteşabih ayetlerde akletmek zorundasınız. Düşünmek zorundasınız. Bundan mütevellit Kur'an-ı Kerim ya da İslam dini elbette bir akıl dinidir. Aklı olmayanın dini yoktur der Hazreti Peygamber. Dolayısıyla akıl sahipleri için din vardır. Bütün bilgeliklerde ve bütün dinlerde, sadece İslam'da değil, önemli bir yasak vardır mesela. Bu yasak. Yasak. Bu yasak dikkatsizliktir. Yani nasıl hocam? Aklınızın üstünün örtülmesidir. Başka deyimle serhoşluktur. Bu büyük bir yasaktır, önemli bir yasaktır. Çünkü dikkatsiz bir kişi doğru bir muhakemede, doğru bir hükümde bulunamaz. Bir şeyi tevil de demez. Müteşabih olanı da anlayamaz. Metaforik olanı da anlayamaz. Yani benzetme yoluyla, efendime söyleyeyim işte hermeneutik açıdan diyelim ya da bir şeyi anlamak istiyorsanız, size söylenen kelamın manasını irdelemek istiyorsanız mecburen akletmek zorundasınız. Elbette bu yine herkesin başarabileceği bir şey de olmayabilir. Yani dirayet sahibi, akıl sahibi kişiler, işte bizim kültürümüzde yine bu kişilere uğlul elbab deniyor. Bu kişilere has bir özelliktir bu. O kişilerin belli, efendime söyleyeyim, niteliğe sahip, o Tanrı kelamının, Allah kelamının bize söylediği manayı ortaya çıkarmaya muktedir kişiler, elbette bize yol gösteren kişilerdir. Bir şekilde mürşittir. Ama bunun için de yine reşit olmak, akletmek gereklidir, elzemdir. Bu yüzden akıl yoksa din de yok. Yani aklı olmayanın dini yok. Sorumluluk yoktur aklı yok. Olmayanın. Ya, o da değil. Yani sorumluluk yoktur. Yani o mesela zihinsel engelli bir kişi için elbette öyledir. Yani o, siz onu söylediğinizde o da anlaşılabilir. O değil. Yani bunun için zihinsel engelli olmak zorunda değilsin. Zihinsel engelli olmayıp da birçok akletmeyen kişi de var. Yani yine aradan önce bahsettiğim avam havas ayrımı vardır.
Ama günümüzde şöyle bir sorun var. Bunu geçtiğimiz günlerde Sayın İsmail Kar hocamız Gaziantep'teyken delirtti. O da bu noktaya dikkat çekti. Ben çocukken dedi, kesinlikle ama kesinlikle avamdan herhangi biri havasın ileri sürdüğü bir tevili, işte o müteşabi ayetlerden ortaya çıkardığı bir sonuca itiraz edemez dedi. Yani onu kabul ederdi veya anlamaya çalışırdı. Ama günümüzde şöyle bir sorun var dedi. Avam o öyle değil, ben okudum öyle değil diyor dedi. Yani kendinde bu cüreti buluyor artık dedi. Çok önemli bir sorun mesela. Dolayısıyla ha bu şu demek değil hocam, avam dedik de işte onlar akletmek zorunda değil mi? Hayır, elbette zorunda dediğim gibi. Ama böyle bir şey değil. Yani her kişi de o müteşabih ayetleri ya da mana içeren belli kıssaları, meselleri anlayamayabilir. Dolayısıyla herkes anlamak zorunda değil, değil mi? Değil ama akletmek de böyle bir şey değil sadece. Yani sadece Kur'an-ı Kerim'i açtık akledelim. Böyle bir şey değil. Yani yaya geçidinde durmak da akletmekle alakalı bir şey. Ne bileyim işte çevreyi kirletmemek de bununla ilgili bir şey. İyiliği gözetmek, hakkı hukuku gözetmek. Tabii ki yani çünkü aklı. Adalet bir şeyi yerli yerine koymak demek. Bir şeyi yerli yerine kim koyabilir? Aklı başında kişi koyabilir. Aklının üstü örtükse, dikkatsizsen yerli yerine koyamazsınız. Dolayısıyla örneğin mantık derslerinde söylediğim bir şey vardır. Benim mantıklılık eşittir ahlaklılıktır. Mantıksızlık eşittir ahlaksızlıktır. Bu her zaman böyle olmayabilir. Ama genel itibariyle böyledir. Dikkatsiz bir kişi, işte İstanbul'da metrobüste genç arkadaşları düşünelim. Son yıllarda değil mi? Çok şikayet oluyor işte genç oturmuş yaşlı ayakta deniyor. Bunun için evvela dikkat gerekli yani. Burnunun ucunda dibinde bir yaşlının durduğuna dikkat etmesi gerekir. Değil mi? Sonra nezaket gelir. Yani aklının üstü örtükse bir insan bunu her şekilde temellendirebilir. Yani ben böyle istiyorum der. Yani o yanlış davranışını ya da nezaketsiz halini bir şekilde temellendirebilir yine de. Ama bunu safsata yoluyla yapar, kendini kandırır vesaire vesaire. Yani akletmek, o mevzunun girişinden siz Kur'an-ı Kerim'den yola çıkarak sorduğunuz için ben de oradan yola çıkarak cevaplamaya başladım. Orada müteşabih muhkem ayetler, müteşabih ayetleri her kul anlayamayabilir ama akletmek gerekir. Her reşit kula akletmek farzdır. Müslümana akletmek farzdır. Hele de o ayetleri anlayabilmek, rahmetli Ahmet Yüksel Özemir hocamızın aslında bu ana, kendisine sorun edindiği ana konulardan biriydi. Vahye Göre Akıl diye çok önemli bir eseri var. Naçizane editörlüğünü yapmıştım o eserin. Orada akletmek farzdır. Hele de kutsal kitabı anlayabilmek için akletmek katmerli farzdır derdi. Yani katmerli farz, böyle bir cümlesi var rahmetli Ahmet Yüksel hocamız. Şimdi akletmek her yerde, yani aklı insandan çıkardığınızda hayvandan daha aşağı hale düşebiliyor. Hayvanda akıl yok, sorumluluk da yok. Sadece zeka var hayvanda. Ama bizde hem akıl hem zeka var. Bunlar yer değiştirdiğinde dünyanın en tehlikeli varlığına dönüşebiliyorsun. Evet. Çünkü zaman boyutunu da idrak edebildiğin için işte seri katiller böyle varlıklar mesela. Evet. Ama doğada, hayvanlar aleminde seri katil yok. Dolayısıyla akıl baştan gittiği zaman çok tehlikeli, yeryüzünün en tehlikeli varlığına dönüşebiliyorsun. O yüzden... Yani hocam akıldan kastınız burada muhakemeyi kaybetmek mi? Elbette yani yargılama gücünüz kaybolduğunda... İyi, kötüyü kaybetmek. Her şeyi tabii iyi ile kötüyü ayırt edebilme becerin yok oluyor. Adem'in yeryüzüne sürülme sebebi, mevzu baş sürülmeyse ya da cennetten sürülme sebebi ya da sürüldüğü yer neresi? İyi ile kötüyü ayırt edebildiği yer burası. Evet, evet. Yani esas meselemiz o bizim zaten. Büyük bir sorumluluk. İyi ile kötüyü ayırt edebilme. Bu muhakeme kaybolursa akledemiyorsun. Kötü iyi olur, iyi kötü olur. Her şey birbirine karışır. Dolayısıyla adalet zulme dönüşür. Her şey tersinden işlemeye başlar. Günümüz modern düzen, küresel düzen bunun üzerine kuruludur. Her şey tersinden. Yani bunu George Orwell 1984 adlı eserinde söylüyor işte. Özgürlük köleliktir, savaş barıştır bu düzende. Bu aslında satanizm dediğimiz şeyin esasıdır. Yani satanizm işte uzun saç bırakıp yok kedi kes böyle bir şey değil. Satanizmin teorik nazarı olarak esası budur. Yani her şeyi tersinden manipüle etmek, algılatmaya çalışmak. Tersine mühendislik. Her şeyi tersinden. Evet. Yani mesela işte
sağlıktan konuşuyor ama aslında sana hastalık korkusu. Algı operasyonu. Evet. Algı cerrahisi yapıyor. İnanılmaz bir düzen o. Çünkü şeytan da böyle bir şey. Yani yine müteşabih şeylere baktığımızda sana doğrudan işte bu yasak meyveyi yersen dünyaya sürüleceksin demiyor. Bu yasak meyveyi yersen iyi ile kötüyü ayırt edebileceksin diyor. Yalan söylemiyor şeytan ama farklı söylüyor sana bunu. Sağdan yaklaşıyor. Evet. Evet. Yani bunun gibi bunlar çok derin konular ama kesinlikle. Akletmek her yerde. Yani biz uyku haricinde, uyku yarı ölümdür. Uyku haricinde biz uyanır uyanmaz tercihte bulunmak zorundayız. Hatta uyanırken bile işte şimdi mi uyanayım, birazdan mı uyanayım? Hani alarmı kurarsın, uyanamazsın. Orada nefsle mücadele başlar vesaire vesaire. Yüzümü yıkayayım mı çıkayım? Yoksa yıkamadan mı çıkayım? Havlumu kullanayım, peçete mi kullanayım? Yani her anımız tercihlerle şekillenir. Tercihleri kontrol eden merciniz iradedir. İradenizi kontrol eden merci akıldır. Akıldır, kesinlikle. Dolayısıyla temel dinamo bozulduğunda ne diyeyim, psikotik bir varlığa dönüşürsünüz. Gerçeklikle bağınız kopar. Daha başka bir gerçeklik inşa edersiniz zihninizde. Bu da işte akıl hastalığı dediğimiz başka şeylere sebep olabilir. Kesinlikle. Yani ayar bozulur. O yüzden bütün bunların temelinde de bilgeliklerin, dinlerin ortak noktasında yine aynı mesele var aslında. Dikkat mevzusu. Yani dikkatiniz her zaman diri olacak. O yüzden ben buna işte zaman 2013'te bir konferans yapmıştım. Akıl örtüklüğü diye. Aklın üstünün örtülmesi. İşte hamur meselesi. Aklın üstü örtükse o insanından bir şey bekleyemeyiz. Yani herhangi bir adalet tesis etmesi, bir şeyi yerli yerine koyması, doğru davranışlarda bulunması, efendime söyleyeyim siz o insana işte istediğiniz kadar, hani çok basit bir örnek olduğu için örneği verdim. Hani yaya geçidinde durmak, siz araç kullanıyorsanız yaya geçidinde durmalısınız. İşte 70 kilometre hızla gidilmesi gereken bir yolda 100 ile gidiyorsanız muhakemeniz o 70'e mana atfetmeye başlamıştır. 70 oluyor 100. Halbuki o 70 100 değil. O da aynı muhkem ayet gibi muhkem kural. 70 70'tir orada yani. 2 kere 2 4. Ama sizde yargılama gücü zayıfladığı için ya da ortadan kalktığı için 70 olur, 80, 80 olur, 90, 90 olur, 100. Sürekli mana atfetmeye başlarsınız. Ve her şeye mana atfetmek de gerçeklikten büyük kopuşu bir hastalıktır. Evet. Evet. Hocam günde 7000, 8000 karar veriyormuş. Günde işte yüzümü yıkayayım mı, havluyu alayım, hangi havludan vereyim, ne zaman çıkayım falan 7000, 8000 karar veriyoruz. Günde. Ben saymadım onu da muhtemelen o kadar öyle vardır yani. Ya kısa kısa kararlar, küçük evet. kararlar, büyük en kararlar. En az 8000 vardır. Belki evet. bende çok daha fazladır. Muhammed Hocam'da evet. belki daha fazladır. Onu bilemeyiz yani. Tercih öyle de. Bir sayaç varsa ben de saymak isterim. Şimdi merak evet. ettim bunu. Evet. Şimdi hocam 839 ya da 840 yılında Abbasi Halifesi Memnu döneminde Darül Hikme kuruluyor. Evet. Darül Hikme'de Müslüman olmayan alimler Batılı filozofların eserlerini Arapçaya tercüme etmeye başlıyor. Beytül Hikme. Beytül Hikme. Evet. Affedersiniz hocam. Siz konuşurken aklıma geldi. Evet. Darül Hikme mi, Beytül Hikme mi diye karıştırdım. Beytül Hikme, evet. Eyvallah. Arapçaya tercüme etmeye başlıyor. Sonra okullar çıkıyor. İşte tasavvuf okulu, felsefe okulu, kelam okulu vesaire. Şimdi biri diyor ki akıl öndedir. Biri diyor ki işte gönül viraneye malik, defineye malik nice yani. Viraneler vardır diyor. Şimdi akıl ve gönül ilişkisi üzerinden hocamın da söylediklerine ek olarak ne söylemek istersiniz? Şimdi akıl hocamın ifade ettiği gibi aslında bize bir muhakeme kudreti veriyor. O muhakeme kudreti de yaşamı doğru kavramayı gerektiriyor. Çünkü insan toplumsal bir varlık. Toplumdan bağımsız düşünemiyorsunuz. Tek başına yaşamıyor. Tamamen bencilce hareket edemiyor. Öyle olsa belki hayatı çok daha kolay olurdu. Biyolojik bir organizma olarak çok rahat varlığını devam ettirebilirdi ama kendi hayatı aynı zamanda başkalarının hayatına bağlı. Dolayısıyla insan aklı ilk önce bu toplumsal hayatı kurgulamakta kullanıyor. Pek çok ihtiyaç ve günümüzün pek çok icadı da bu toplumsal hayattan ortaya çıkıyor zaten. Söz gelimi işte yazı ya da devletin ortaya çıkışı gibi böyle temel hem problemler hem icatlar hem kullanışlı araçlar
toplumsal hayatın bir meyvesi olarak ortaya çıkıyor. Ve biz bunların hepsini akılla yaptık. O toplumsal dengeyi de akıl üzerine kurduk. Fakat sadece muhakeme yaparak, sadece belki menfaatleri gözeterek, işte ben şunu yaparsam karşılığında bunu alırım diyerek hayatı idame ettirmek mümkün değil. İnsanın çünkü bir de ruh tarafı var. Onun da beslenmesi gerekiyor. Ve bizim ruh tarafımız yaratılış icabı biraz eksik yaratılmış. Orada bir boşluk bırakılmış. Biz dünyada her zaman arayacağız ama hiçbir zaman tatmin olmayacağız. Hiçbir zaman bulamayacağız. O arayış hali işte bizi ruha ve gönle yönlendiriyor. Oradan da genel itibariyle sanatlar ortaya çıkıyor diyebiliriz. Çünkü o arayışı ifade etme ihtiyacı doğuyor. Sanatçı o arayışı farklı yollarla ifade eden, yolda bulduğu durakları bize gösteren, eserler halinde bunu bize sunan kişi. Kalpteki ve ruhtaki derinlik şu anlamda önemli. İnsan ya da sanatçı diyelim, sadece kendi varlığını kavramıyor. Sanatını yaparken aynı zamanda diğer insanların, insanlığın anlamını da kavramaya yaklaşıyor ve ona yol gösteriyor. Şöyle enteresan bir araştırma vardı. Dünyada roman, hikaye gibi edebi türlerin kitleselleşmesiyle birlikte empati duygusunun da geliştiğine dair bir araştırma yapılmıştı. Ben buna kısmen katılıyorum, evet. Bir yanıyla günümüzdeki trajedilere bakarsanız insanlar çok duyarsız gibi. Ona birazdan geleyim ama bir yanıyla da en azından yaptığımız davranışların diğer insanlara acı verebileceğini artık kestirebiliyoruz. Birazcık daha dikkatliyiz. Nasıl hocam yaptığımız davranışta? Yani eski çağlarda insan hayatı günümüzdeki kadar değerli değil. Şimdi biz hayata çok büyük anlam atfediyoruz. Çok büyük tabii, değer tabii yüklüyoruz. Bunu halbuki normalde tam tersi söylerler. Eskiden sanki daha böyle empati yüksekti, şimdi empati yok oldu. Yani gibi. Şöyle düşünmek lazım. İşte bir şehir işgal ediliyor. Kedilerine, köpeklerine varılıncaya kadar kılıçtan geçiriliyor. İşte bunu dengelemek için, durdurmak için en azından bir fren mekanizması icat ediyorsun. Her zaman çalışmasa da bazı yerlerde çalışıyor söz gelimi. Şeyi mi diyorsunuz böyle hocam? Böyle düşünülebilir. Modern insan kendine çok değer veriyor. Modern insan kendine değer veriyor. Kendine bir anlam yüklüyor. Hayatının çok anlamlı ve çok özel olduğunu düşünüyor. Modern insanın aslında getirdiği şey bu. Fakat öbür taraftan o bilgi konusuyla bağlarsak bunu, bilgi çoğaldıkça ve bilgiye hakimiyet çoğaldıkça, bilgiye erişim kolaylaştıkça, bunu da ifade edelim, herkes işte allame-i cihan kesiliyor ve hiç uzmanlık alanı olmayan bir alanda başkasına ahkam kesebiliyor. Böyle de bir mevzu var. Yani işte görüyoruz sosyal medyada, gidiyor uçak mühendisine, hayır diyor, o uçak aslında tabii öyle olmamalı, şöyle olmalı diye yol yöntem gösteriyor. Cehalet çok güzel, her şeyi biliyorsun evet diyor. Biraz evvel bahsettiğim evet şey, İsmail Kara hocamızın vurguladığı evet noktalardan biri. Nabi Avcı'nın kitabıydı değil mi? Enformatik cehalet. Evet. Yani bilgi ve iletişim yaygınlaştıkça cehaletimizin azalmasını beklerken aslında bu yaygınlaşıyor. Bunu belki edebiyat ve sanat birazcık dengeleyebilir. Edebiyat ve sanat insan ruhunu birazcık terbiye edebilir. Tabii ki bu %100 değil. Yani dinin yapamadığı, dinin hükümlerinin yapamadığı bir şeyi sanattan çok fazla bekleyemeyiz. Fakat mümkün mertebe bir adım da ileriye olsa, insanı götürebiliyorsa ben bunu değerli buluyorum. İnsanı terbiye etmesi anlamında mı söylüyorsunuz? Evet. İnsanın ruhunu terbiye edebilir, içindeki başka insanlara zarar verebilecek arzuları belki bastırabilir. Ya da daha iyi insan olmanın yollarını gösterebilir. İşte yüzyıllar boyunca edebiyatı, şiiri temel amacı bu olmasa da bu amaçla kullandık. Evet, belki evet hala da kullanıyoruz. Zanaat da öyle, sadece sanat değil. Evet. Herhalde bir bakırcı ustası da bir şekilde daha adil, daha ahlaklı yaşam sürer. Çünkü şu masadaki şu eseri işlemek için bile çok sabır ve evet bakır ustası. Evet. Yani bunu sabır, işlerken aslında kendi nefsini terbiye ediyor bir noktada. Sabır, deneyim. Evet. Uzun süre zaman. Bol miktarda zamana ihtiyacı yani var. Yani simyacılık için işte bu bakırı ya da değersiz bir madeni altına dönüştürmek değil mi? Aslında ne? Oradaki mana diyelim. Bunu teşbih olarak anlayacak olursak oradaki mana değersiz madenin altına dönüştürürken sen de nefsini terbiye ediyorsun.
Yani aslında oradaki kasıt da o. O yüzden Muhammed Hocam'ın dediği sanat yoluyla ya da zanaat yoluyla benim eklediğim, onlar da elbette iradeyi, nefsi terbiye edici şeyler olsa gerek. Yani şöyle bir işte... Şeyle meşgul olmak yani. Hem meşgul ediyor hem de şunu yapıyor aslında. Bir başkasının yaşam deneyimine seni ortak tutuyor. Hocam, Cemil Meriç'in bir cümlesi var. Din, aşk, şiir, edebiyat boşlukta debelenen insanın ebediyete attığı merdivenler diyor mesela. Denk geliyor mu bu söylediğinize? Tabii ki. Çünkü insan özü itibariyle o ebediyete aç, ebediyete susamış bir vaziyette. İçinde eksik bırakılan kısım belki de tam olarak buna tekabül ediyor. O sonsuzluğu arayışımızın bir ifadesi. Çünkü sanat eseri kalıyor. Bunu görüyoruz. Günümüzden işte 10.000, 11.000 yıl önce üretilmiş sanat eserlerini söz gelimi Göbekli Tepe'de görüyoruz. Orada bir işçilik var. Hocamın az önce ifade ettiği gibi bir zanaat var. Çok uzun sürmüş, belki yıllarca çok basit aletlerle bu işin üzerine eğilmişler. Geride bir şey bırakmışlar. İnsanlar tarih boyunca bunu görmüş. Sanat eseri kalıyor. Ama onu tabii sanat için yapmamış. Yani orada bir yine bir belirsizliği tabii ortadan kaldırma, bir merak var. Göbekli Tepe mevzu. O da yine esasında sonsuzluğu var, arayış evet, nihayetinde. Yani onlar da muhtemelen ilk insandan beri insan içinde bir yerde bir şeylerin sonsuz olduğunu ve o sonsuzluğa doğru yönelmesi gerektiğini hissediyordu. İfade yollarını arıyordu. Bunun yüzlerce, binlerce farklı ifade yolu olabilir. Bazıları çok yanlış yerlere çıkarabilir. Çünkü bir labirentte dolaşıyoruz. En büyük belirsizlik olan ölüme aslında bir şekilde çare üretmeye çalışıyor kendisi. Ya da ölüm korkusu. Ölüm korkusu. Lokman Hekim. Hocam, öz doyum için yapıyor diyor sanatçı ya da zanaatkar. Siz de hocam biraz da ebediyete, yani ölümsüzlüğe ya da insanlardan bir övünç beklemek için yapıyor diyorsunuz. Şimdi İkisi de var sanki. Yani. Tabii ki. Ya sanatçılarla konuştuğumuzda temel beklenti şudur. Benden geriye bir şey kalsın. Hani o meşhur baki kalan kubbede bir hoş sadaymış ifadesi var ya. Bir hoş sada bırakmak, kendinden bir iz bırakmak, bir çentik atmak. Tabii ki hele günümüz şartlarında çok zor. Çünkü eskiden çok az insan sanatçı mertebesine ulaşabiliyordu. Bugün birçok kişi farklı yollarla sanatsal kapasitesini değerlendiriyor, geliştiriyor, öğreniyor. Bu konuda emek ve çaba sarf ediyor. Nihayetinde kimin kalıp kimin kalmayacağını zaman gösterecek. Tanpınar'ın korkularını bir düşünün, Ahmet Hamdi Tanpınar'ın. Onun bir romanında geçen bir ifadesi, rüyalarım bende kalıyor, ne korkunç şey diyor. Hakikaten öyle, dehşet verici bir şey. Rüyalarını ifade etmek istiyor, kelimelere dökmek istiyor ve kendinden bir ses kalmasını arzu ediyor. Ama ya kalmayacaksa korkusu, ya unutulup gideceksem korkusu. İnsan işte bir yönüyle o sonsuzluk arayışında. O kalp ve ruh meselesi aklın karşısında böyle bir denge oluşturuyor esasında ve insanı bunlara yönlendiriyor. Tabii herkesi değil, yani akletmeyenleri değil. O, i̇şte ızdırap bu değil, evet, mi hocam bahsettiğiniz? Başta ızdırap, vurguladığımız yani, meseleye geri dönelim o zaman sizin sorunuza da. Akletmeyen insanın böyle bir derdi yok. Düşünmeyen, tefekkür etmeyen, bunlar üzerine kafa yormayan, nereden geldim, nereye gidiyorum sorusunu sormayan insan için bunların hiçbir anlamı yok. O çünkü sadece temel ihtiyaçlarının karşılanmasını ve hayatının kaliteli bir şekilde sürdürülmesini bekliyor. Konforlu bir şekilde sürdürülmesini bekliyor. Fakat şunu atlıyor. Konfor hiçbir zaman insanı tam olarak mutlu etmeyecek. Çünkü insan asıl ihtiyacı olan şey, evet konfor önemli. Fakat insan nasıl ihtiyacı olan şey konfor değil. Konfor ruhun bataklığıdır diyor, evet, Alişe. Anlam arayışı. Anlam arayışı için. Evet. Hocam, anlam arayışı, ne diyorsunuz anlam arayışı için? Aldığınız yerden buyurun. Son 3 dakikamız bu arada İstanbul imsakına. Son 3 dakikamız kaldı İstanbul imsakına. Hocam, şöyle yani insan fecre kadar yaparız da aslında. Anlamlandırma çabasında olan bir varlık. Neyi anlamlandırma? Az evvel araya girdiğimde söylediğim şey, belirsizlikleri ortadan kaldırma çabası. Bu yüzden eskiden efsaneler üretmiş insanoğlu, destanlar üretmiş. Yani soru soruyor, soruya cevap bulamadığında bir şey uyduruyor. Tabii bu tırnak içerisinde, bunu bir sanata, bir epik değerle, eposla ortaya koyuyor. Mevzu bahis destansa. Ama bu destanların temelinde, özünde de insanlığın hala sorduğu sorular yatıyor. Hala tam olarak cevaplayamadığı, akli olarak cevaplayamadığı, eğer inanıyorsa inandığı
cevaplar arıyor o sorulara. Yani anlam arayışından öte, bizim görünenden öteye kulaklarımızı vermemiz gerekir. İlk sorunuzda değindiğiniz akıl mevzusu ile ilgili şöyle bir şey var. Mesela hakikatin üstünü örtene İslam'da kafir deniyor. Kafirler için müthiş bir kelam var Kur'an-ı Kerim'de. Onlar hayvanların sesleri algıladığı gibi kelamı algılarlar diyor. Yani algılayamazlar. Evet, ses gibi algılıyor ses onu. Yani manasını bir şekilde nüfuz edemiyor. Ama farklı bir tanım oldu hocam. Dikkatin üstünü örtene kafir denir. Evet. Hakikatin küfür üstünü örtmek demek. Benim tanımım değil, öyle zaten. Küfür örtmek, kafir de hakikatin üstünü örten. Hakikat daha metafizikte kendini belleden, biraz ortaya çıkan orada şey. Biraz orada Allah-u Teala rest çekiyor aslında. Öyle büyük parlak bir hakikat var ki. Bunu ortadan kaldırmaya da reddetmeye sizin gücünüz yetmez, ancak perdeleyebilirsiniz. Evet. Evet. Yani onlar hayvanların sesleri algıladığı gibi kelamı algılarlar. Bu günümüzde artık bu haslet ne yazık ki had safhada. Yani görüneni, dedim ya, 2x2=4 mantığıyla her şeyi böyle indirgemek. Hakikati salt gerçekliğe indirgeyip yok etmeye çalışmak. Okuduğu herhangi bir metinde, hele de edebi metinde anlam aramak. Aslında da manaya odaklanmak gerekiyor, anlama değil. Çünkü anlama odaklandığımızda, salt anlama odaklandığımızda bütün şiirler saçma olur. Saçma olur. Evet. Yani bir bebek E harfine yaslanmış uyuyordu mısrası çok saçma olur. Çünkü bir bebek E harfine yaslanamaz. Evet, peki. Anlamda, ama manası çok derindir. Peki hocam, yüreğinize sağlık, çok teşekkür ederiz. İstanbul imsakına girdik hocam. Yüreğinize, kalbinize sağlık. Programı bitiriyoruz. Eyvallah. Peki değerli izleyenlerimiz, bugün konuklarımız değerli Mehmet Sabri Genç ve değerli Muhammed Erdevir hocalarımdı. Yarın yeniden görüşmek ümidiyle efendim. Dikkatin üstünü örtmeden, aklederek ve düşünerek hakikati aramak için duamız olsun efendim. Yarın görüşmek üzere.